Yani mi gelmemiş? Nasıl olmuş? Evet. Evet. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Güzel uyarı geldi bu arası. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun proje diyelim öncelikle. Melis Hanım da burada olamayacakmış. Kendisine bilgilerini aldık. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hocam sizden başlamak istiyoruz. Nasıl bir proje olacak? Neler bekliyor sevenlerinizi? Söz sizde. Elimizden geleni yaptık. Gördüğünüz gibi aslında hanımlar yanında bize söz düşmez de hani söz verdiniz diye. Ben de hayırlı olsun diyorum. İnşallah beğenilir. Sevilir. Oradan ve Müjde Hanım daha o zaman devam edelim efendim. Bir anda bekliyorum. Biz çıkalım. Şöyle. Evet, merhaba. Gel. Konuşan ortaya gelir. Sen bence iyiymiş. Karakterinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi kadınların ortak aslında siz daha iyi anlatabilirsiniz aslında söz sizde. Hocamın ne dediğini duymadım az önce, uzakta kaldım. Karakterinizle ilgili. Spoiler vermeyi de sevmediğim için şöyle genel bir konuşabilirim, sen beni bilirsin. Farklı dertlerden muzdarip fakat birbirlerine tutunarak, dayanarak, dayanışma içinde ayağa kalkan kadınların hikayesi. Serdar hocama da çok çok teşekkür ediyorum çünkü ben de biliyorum. İlk defa bir kadın işi çekti. İyi ki bizimleydi. İyi ki oyuncu arkadaşlarımla birlikteydik. Bir derdi olan, güzel mesajlar veren güzel bir film çektik. Umarım herkes salondan gülümsemeyle, umutla çıkar. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz de basın mensubu olarak sizlere bir destek vermek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar lütfen affedin. Ne olduğu belli olmayan bazı internet sayfalarında yapmış olduğu haberler var. Burada kurulun yanında yaş da yanabiliyor bazen. Burada gerçek basın mensubu arkadaşlarımız varken bir açıklama yapar mısınız? Çıkan bir haber vardı çünkü. Yani hiç yeri değil ama 3 saniye söyleyeyim. O birinin uydurması işte, oturduğu yerden bir şey yazıyor ve yayılıyor. Biliyorsunuz yani sizin aranızda da var. Bizimle ilgili bir şey değil. O yüzden öyle bir şey yok deyip kapatalım. Hiç bizim filmimizin konusunu bölmeyelim. Biz de düzeltelim. Kendi aramızda öyle insanlar yok. Çok teşekkür ederiz. Bizim aramadığımız insanlar. Sağ olun. Ceydan, neler söylemek istiyorsunuz? Buyurun. Yer değiştirerek mi devam ediyoruz peki? Kadına şiddetin artık gazetelerde, manşetlerden inmediği bir dönemde aslında biz kadın kadının yurdudur diyoruz filmimizde. Her anlamda şiddet görmüş kadınların kendilerini belki bir nebze bulabilecekleri ve çıkış yollarından biri olarak umut ettiğimiz kadının kadına verdiği desteğin aslında birçok şeyi değiştirebileceği inancını doğurmak istiyoruz. Umarım seversiniz ve bir umut ışığı oluruz. Teşekkür ederim. Sıradaki Başak Hanım, buyurun. Şimdi buraya geçmiş, harika bence. Çok güzel bir oyuncu kadrosuyla ve çok iyi bir yönetmenle çalışma fırsatımız oldu. Çok güzel mesajı olan, bir derdi olan bir film çektiğimize inanıyorum. Umarım izleyenler de bizimle aynı hisleri paylaşırlar. Teşekkür ediyorum size. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Devam edebiliriz efendim. Herkes sağ başta. Ben öncelikle yapımcımıza çok teşekkür etmek istiyorum Yemik Hıkma. Gerçekten kanayan yaramız bu kadına şiddeti ele alan bu güzel filmi hayata geçirdiği için hocamıza öyle. Ve ekip arkadaşlarımla çok güzel bir film çektik. 22 Aralık'tan sonra herkes sinemada filmimizi seyredebilir. Hepinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Bravo. Bravo. Merhabalar, iyi akşamlar. Yıldır, belki biraz cesaret etmeye yönlendirebilir diye düşünüyorum. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Biz güzel bir iş yaptık bence. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Eline sağlık arkadaşım. Buyurun Elif Hanım. Ya arkadaşlar, o kadar güzel konuştular ki çok vaktinizi almıyorum. Çok anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ali Bocum, seni alayım buraya. Ve Yurda abi, buyurun siz de yavaş yavaş yaklaşırsanız. Birlikte ister misiniz? filmimizin adı kadınlara mahsus ama bilhassa erkeklerin izleyip kendilerine daha iyi anlamlar çıkarmalarını sağlayacak bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden film adını aldanmayıp daha fazla erkeğin izlemesini ve değişmeyen bazı şeyleri ise değiştirmeye yarayacak olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim herkese. Siz de sorabilir miyiz bu arada hazırlayacak? Melis Hanım neden yok? Bilmeyenler vardır. Bir açıklama yapabilirsiniz. Sen bilmiyordun. Ben açıklayayım. Evet, buyurun efendim. Melisa yurt dışında maalesef hanesine bir hırsız girmiş ve pasaportu çalınmış. Dolayısıyla ülkeye giremiyor. Pasaportunu yenilemeye bekliyor.
Hepinize çok selamı var. Bunu da söylemiş olalım burada. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, buyurun. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Genelde erkeklere mahsus filmleriyle tanınan Serdar Akar'ın kadınlara mahsus yaptığı filmde oynamaktan ötürü çok mutluyum. Çok güzel bir senaryo var. Önce Serdar Akar çekiyor dediler. Ben senaryoyu okumadan evet dedim. Sonra senaryoyu okudum. İşte pişman olmadım. Güzel bir yolculuğu olacağını düşünüyorum filmin. 22 Aralık'ta vizyona giriyor. Herkesi sinemaya davet ediyorum. Bu filmi seyretmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sana hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, ne yapalım? Fotoğrafımızı çekeceğiz.